Evet şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bizimle. <laughs> Sayın Öztunç hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Tolga Bey. Çok teşekkürler. Sayın Öztunç Samsun'daki bu çirkin görüntüye başta <laughs> Samsun halkı olmak üzere tüm Türkiye ses yükseltti. Tabii bunlar başka tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bunun bir provokasyon girişimi olduğunu söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? <laughs> Yani provokasyon olduğu çok net, açık. Son bir aylık sürece baktığımızda benzer provokasyonları görüyoruz. Yani Samsun'da Atatürk heykeline yapılan bu saldırı öncesinde Sedef Kabaş meselesi, Sezen Aksu meselesi bir takım eller, bir takım girişimlerde bulunuyorlar ve Türkiye'de gündemi değiştirmek istiyorlar. Türkiye'nin mevcut gündemi bir önceki haberdi. Yani elektrik fasolarıydı, ekonomik sıkıntılardı. İnsanların yaşadığı yoksulluktu. Yoksulluk kriziydi. İnsanların evine ekmek götürememesidir Türkiye'nin gündemi ama bu tip bir takım provokasyonlarla da gündem değiştirmek isteniyor ama unuttukları şu Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'dir. Türkiye. Milli Atatürk'ümüzü e, hiç kimse e, kötü göstermeye, Atatürk'ü hiç kimse e, yanlış göstermeye çalışmasın. Bunu e, toplumun %99'u buna karşı çıkacaktır. Ama şunu da söylemezsem olmaz, eksik kalır. Maalesef... E, işte ifadelerinde görüyorsunuz Atatürk'e ve heykellerine tahammül edemiyoruz diyor bu iki meczup saldırgan. E, bu iklimi kim yarattı? Bu siyasi iklimi kim yarattı? Ve bu insanları bu noktaya kim getirdi? Devletin kurucusu, cumhuriyetin kurucusu bedel ödemiş, yıllarca cephelerde savaşmış ve cumhuriyeti yeni düvele karşı mücadele kurmuş olan Mustafa Kemal Atatürk'e karşı toplumu bu şekilde bir hale getiren kimdir? Hangi siyasettir? Onu da herkes biliyor. Ak Parti siyasettir. Ak Parti'nin bazı yöneticileridir. Ak Parti'nin bazı üst düzeyde bulunan görevlileridir. İşte dün akşam yine bir televizyonda Atatürkle ilgili, işte Atatürk'e yönelik bir takım değerlendirmeler yine yapıldı. Yandaş bir kanalda. Bunları oldukça insanlar izledikçe AK Partili siyasetçilerin, AK Parti'nin tepe yönetiminin Atatürk'e yönelik bir takım sözleri işte vatandaşların da bunları yapmasına sebep oluyor. Bazı vatandaşların, meczupların, kendine bilmezlerin ama Atatürk Türkiye'dir, Türkiye'de Atatürk'tür. Bunu herkes gördü, görecek de. Pekala Sayın Öztürk, sizin de altını çizdiğiniz gibi gerçek gündem kısmına dönelim. Elektrikteki fahiş artışlar, Sparta'nın... Günlerdir elektriksiz evet. kalması. Efendim sizden önce enerji ve iklim uzmanı Sayın Önder Algedik bizimleydi. Sayın Önder Algedik evet. bu faiz zamların bir siyasi tercih olduğunu söyledi ve özelleştirmenin Doğru. buradaki payını özellikle belirtti. Özellikle altını çizdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tabii ki siyasi bir tercih. Yani devletin kasasında sonuçta bir para oluyor. vatandaştan vergi topluyor ve bu parayı nereye kullanacağı, nereye değerlendireceği siyasetçinin kararıdır. Siyasi tercihtir. Ya yolsuzluğa vereceksiniz ya beşli çeteye harcayacaksınız ya peşkeş çekeceksiniz ya da vatandaş harcayacaksınız. AK Parti iktidarı beşli çeteye vermeyi tercih etti. Yolsuzluğu tercih etti e, ve 3-5 yandaşını zengin etmeyi, kendilerini zengin etmeyi tercih etti. Oysa e, vatandaşa, yurttaşa verilecek olsa bugün bu faturaları ödemeyiz. Bakın ben size birkaç örnek vereceğim. Dün e, parti sözcümüz Sayın Faik Öztrak da açıkladı. Benim seçim bölgem, benim memleketim Kahramanmaraş'ta ve Elbistan ilçesinde bir e, restoranın bir önceki ay Gelen faturası restoran faturasından bahsediyorum. Ee, yaklaşık 14 bin lira civarında. Ee, bu ay ise 1900 saat daha az harcadığı halde 26 bin liranın üzerinde 27 bin liraya yakın fatura gelmiş durumda. Yani iki katına yakın fatura daha az tüketim olduğu halde. Bu şunu gösteriyor esnaf bu ay sıkıntıya girdi ama önümüzdeki ay çok daha büyük sıkıntıya girecek. Yurttaş evinde elektriğini yakan vatandaş, sobasını yakan vatandaş, elektrikle ısınan evinde işte ocağını elektrikle çalıştıran, ışığını açan vatandaş bu ay 500 ödediyse önümüzdeki ay 750 lira ödeyecek. Çünkü elektrik faturaları El yakıyor elektriğe inanılmaz zam geldi. Hani dolar yükseldiğinde hemen ardından işte köpüğünü aldık dediler bir operasyon yaptılar. Dolar düştü bir seviyeye 13 liraya kadar düştü ama 8 liradan 13 liraya düşmüş oldu. Yani 8'den 13'e çıktı 13'ten 18'e 18'den 13'e düşürdüler biz doları düşürdük dediler. Peki kardeşim dolar kuru düştü de elektrik fiyatları niye düşmedi? Bu soru haklı bir soru değil mi? Madem doları düşürdük diye Urfa'da Malatya'da AK Parti davul çaldırdı e, halay çektirdi benzinin fiyatı niye düşmüyor doların kuru düşüyor da elektriğin fiyatı niye düşmüyor doğalgazın fiyatı niye düşmüyor bu soru sorulmayacak mı bakın şu anda elektrik fiyatları ve doğalgaz fiyatları konusunda Türkiye sonbaharı yaşıyor daha kışı yaşamadı bunlar daha iyi günümüz önümüzdeki ay enflasyon çok daha yüksek çıkacak enflasyonun yüksek çıkmasıyla birlikte önümüzdeki ay Türkiye'de vatandaşın cebi daha daha yanacak Vatandaşın e, ödemesi daha daha fazla olacak. E, elektrik el yakacak. Gerçekten de önümüzdeki ay göreceksiniz e, enflasyonun yükselme daha yüksek çıkması ve e, bu yaşadığımız krizin etkilerinin yayılarak önümüzdeki aydan itibaren daha fazla çıkması vatandaşın daha büyük sıkıntılı, daha ızdıraplı günler geçirmesine sebep olacak. Ya ufacık bir eve 700 lira, 800 liraya yakın elektrik faturası geliyor. Sanki fabrika işletiyor bu insanlar. Sanki ev değil burası imalathane. Ama inanılmaz derecede faturalar geliyor. Bunun sebebi özelleştirmedir, bunun sebebi başka bir şeydir, zamlardır. Ama bunun tek bir sebebi vardır, siyasettir. Siyaset, siyasi tercihtir. Siyasi Sayın tercih Ölçüncü. vatandaşın cebine değil, Beşli Çete'nin cebini doldurmaya e, yemin ettiği için ve bunu sağladığı için bugün bu faturalarımız yüksek geliyor. Tam burada bir virgül atmak istiyorum efendim. Bunlar daha iyi günlerimiz diyerek ironi yaptınız. Peki bunun ironi değil de gerçekleşmesi için yarın Millet İttifakı olarak iktidara geldiğiniz varsayalım. Bu evet. fahiş artışları geri çekmek mümkün mü? Daha Mümkün. Nasıl mümkün. peki Tabii efendim? Ki. Hangi politikalarla? Şöyle, efendim şöyle. E, beşli çetedir, işte 10 tane müteahittir, 20 tane müteahhittir Bunların cebine parayı koymayacaksın. Yolsuzluğu bitireceksin, hırsızlığı bitireceksin. Tasarrufu sağlayacaksın. İşte o zaman e, bunların hepsi geri çekilebilir. Yani e, Artvin'in Borçka ilçesinde oturan vatandaşımız hayatında hiç görmediği, görmeyeceği İstanbul'da köprünün parasını cebine öderse elektriğin fiyatı da e, bu şekilde olur. Elektrik faturası da bu kadar yüksek gelir. Bir defa bu dolar kuru üzerinden, euro üzerinden bu garantili geçişler, garantili hasta yatışları bütün bunlara son verilecek. Bu e, bazı müteahhitlerin ki beşli çete diyoruz biz ama onlar tabii yedi sekizi buldu ama tabii beşli çete olarak adlandırıldığı için beşli çete diyoruz ama o beş değil daha fazla. Onların cebine vatandaşın parasını sokmayarak bu işi sağlayacağız. Tasarruf yaparsanız, devletin kaynaklarının çalınmasını engellerseniz, bir yerlere dünyanın parasını harcamazsanız, vermezseniz, cebine indirmezseniz, sarayın ışıklarını bu kadar yakmazsanız, onlarca uçağa bu kadar binmezseniz, düşünün bir şehre AK Partili bakanlar gidiyorlar, her biri ayrı ayrı uçaklarla gidiyor. Bir çalışma var, bir etkinlik var ya da bir cenazeye gidiyorlar, her biri ayrı ayrı uçaklarla gidiyor. Geçtiğimiz e, birkaç ay önce e, Kahramanmaraş Milletvekili AK Parti'nin İmran Kılıç rahmetli olmuştu. Ben bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Cenaze töreni için gidildi. E, AK Parti meclis grubu bir uçak kiraladı. Uçağın yarısı boş gitti ama bakanlar, meclis başkanı ayrı ayrı jetlerle geldiler, ayrı ayrı uçaklarla geldiler. İşte bu masraflar bugün elektrik faturasının yükselmesinin sebebi. İşte beşli çeteye verilen paralar elektrik faturasının yükselmesinin sebebi. Sarayın masrafları elektrik faturasının yükselmesinin sebebi. Ee, müteahhitlerin cebine para konması, hırsızlık yapılması, yolsuzluk yapılması bu elektrik faturalarının, doğal gaz faturalarının yükselmesinin sebebi. Bunları kıstığınız zaman vatandaşın elektriğini kısmasına gerek kalmayacak. Kısılması gereken vatandaşın evindeki elektrik değil. Kısılması gereken devletin kaynaklarının çarçur edilmesidir. Devletin kaynaklarının birilerine peşkeş çekilmesi. Bunu kısacaksınız. Peki Sayın Öztunç, Isparta demek istiyorum. Peşkeş çekmezseniz, sanız diye bir dizi sıralama yaptınız. Evet. Bunlar gerçekleşmeseydi bugün Isparta aydınlık mı olacaktı? Efendim Isparta e, Türkiye'ye şunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Allah şifa versin Covid e, olmuş koronavirüse kapılmışlar eşi hanımefendiyle kendisi Allah şifa versin geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı e, birkaç gün önce çıktı dedi ki sizin döneminizde mum vardı gaz yağı vardı gaz yağı lambası gaz lambası vardı dedi. Biz elektriği getirdik dedi. Evet. Hani partisinin amblemi ampul olduğu için zannediyor ki Tayyip Erdoğan elektriği de kendisi buldu. Halbuki senin partinin amblemi ampul. Yani elektriği sen bulmadın Tayyip Bey. Ama ne oldu? Allah ya işte. iki gün sonra Isparta 500 bin nüfuslu kent elektriksiz kaldı. Günlerdir elektriksiz. Günlerdir bu çağda bir şehir elektriksiz. Çoluk çocuk üşüyor, ısınamıyor. Çoluk çocuk karanlıkta oturuyor. Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na laf edenler, lokanta diyenler, restorana gitti, balık yedi diyenler Isparta'yı niye gözünüz görmüyor? Ey gazeteciler, gazeteci olduğunu zannedenler, ey yandaş basın, ey yandaş gazeteler, ey Ahmet Hakan, hadi yazsana bunu da. Niye yazmıyorsun? Isparta'da günlerdir elektrik yok, insanlar perişan durumdalar, üşüyorlar, ocağını kaynatamıyorlar. Bunu niye yazmıyorsun? Çünkü yandaşsınız. Maalesef AK Parti Isparta'yı elektriksiz bıraktı bu çağda. Biz elektriği getirdik, elektriği biz bulduk. Sizin zamanınızda ampul yoktu, mum vardı diyen Tayyip Erdoğan'a Allah ceza verdi. Dedi ki bak görüyor musun dedi. İşte bak sonuç budur dedi. Beceriksizliği yüzünden Isparta elektriksiz kaldı. Dün de tam bunun üzerine büyük lokmaya büyük söz söylüyor. Öyle öyle Tolga Bey. Tolga Bey yönetemedikleri için elektriksiz kaldı Isparta. Beceriksiz oldukları için Isparta gibi bir şehir elektriksiz kaldı. Bunun Peki sorumlusu yani, Sayın yok mu? Öztürk, kula... Bunun sorumlusu istifa etmeyecek mi? Mesela Enerjik Bakanı istifa etmeyecek mi? Dünyanın hangi ülkesinde olsa bu manzara Almanya'da yaşansa, İngiltere'de yaşansa, Polonya'da yaşansa, Rusya'da yaşansa bakın Rusya'da bile o bakan istifa eder görevinden ayrılır. Ben beceremedim arkadaş. Bu işin sorumluluğu vardır. Bu işin bir sorumluluğu var. Bir sorumlusu da var. Sorumlusu kim? Enerji Bakanı, hükümet. Niye istifa etmiyorlar? Çünkü keyifleri yerinde. Isparta elektriksiz kalmış. Millet üşüyor, perişan. İki gün, üç gün sonra bakan gidiyor. Düzeltiyoruz, düzeltiyoruz diyor. Bir de konvoylarla gidiyor. Ayıptır ya. Günahtır. Gerçekten ayıptır, günahtır. Bu kadar güç sarhoş olmayın. Bu milletin artık sırtından inin. Bu millete yük geliyorsunuz, ağır geliyorsunuz. AK Parti dün söyledim, bugün de söylüyorum. AK Parti 2002 yılında ampulle iktidar oldu, elektrik faturalarına gidecek. AKP'nin son zamanlarda karşılaştığı sorunları politikası zaten kulağın üstüne yatmak oluyor efendim. Öyle. Yani sorun yaşanıyor, halının altına süpürüyorlar. Ne de olsa millet unutur diyorlar. Millet unutmuyor, o eskiden de. Artık millet unutmuyor. Ispartalı unutacak mı? Günlerdir kar, kış, perişanlık, günlerdir elektrik yok, doğalgaz yok, su yok. Ee, Isparta halkı üşüyor, Isparta halkı perişan, karanlık içerisinde yaşıyor. Isparta halkının bunu unutacağını mı zannediyorsunuz? Bakın bir söz vardır. Kurt, kışı atlatır ama yedi ayazı unutmaz derler. Isparta halkı da kışı atlatacak. Bugünler geçecek. Ama yediği bu ayazı unutmayacak, unutmayacağını görüyoruz, biliyoruz. Bakın bizim Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın Başkanlığı'nda bir milletvekili heyetimiz Isparta'da. Dünden beri Isparta'da, önceki günden beri Isparta'dalar. Diğer milletvekillerimiz, Burdur milletvekili Sayın Mehmet Göker başta olmak üzere Antalya milletvekillerimiz Isparta'da yurttaşlarımızın yanındaydı. Sorunun çözülmesi için kamuoyunu yarattılar, gündem yarattılar, bakanlara çağrı yaptılar. Kulağının üstüne yattılar, umursamadılar. Ya Ispartalı zaten bize oy veriyor. Ne olursa olsun Isparta'da elektrik olsa da oy alıyoruz Olmasa da oy alıyoruz anlayışı içerisinde. AK Parti çünkü şımarıklıklar. Çünkü artık o kadar e, bir siyasi şımarıklık içerisine girdiler ki, güç sarhoşu oldular ki, hiçbir şey umurlarında değil. Sadece umurlarında olan bir şey var, para, para, para. AK Parti anlayış demek, para demek. Samimiyetimle söylüyorum bunu. AK Parti tepeden tırnağa, paranın peşinde koşuyor. AK Parti'nin tek bir derdi var, parayı götürmek, malı götürmek. AK Parti yöneticileri şu anda para için, siyaset yapıyorlar. Malı götürmek için siyaset yapıyorlar. Halk siyasetlerini kapattılar. 2002 yılından sonra bir süre bu vardı ama artık halk siyaset diye bir şey yok. Tek dertleri para. Bunun için dini de kullanıyorlar, kutsal değerlerimizi de kullanıyorlar. Bunun için insanları birbirine düşünmek için kutuplaştırma da yapıyorlar. Her yolu deniyorlar. Ama millet görüyor. Samimiyetimle söylüyorum. Kahramanmaraş milletvekili olarak söylüyorum. Türkiye'nin en muhafazakar milliyetçi kentlerinden birinde milletvekili olarak söylüyorum. Bir dönem AK Parti'nin %70 oy aldığı, AK Parti'nin kalesi olan bir dönem. Kahramanmaraş vekili olarak söylüyorum. O günler geçti, gitti, bitti. AK Parti anketlerde yüzde %40'a yakın çıkıyor Kahramanmaraş'ta. %70'den %40'a düştüler. AK Parti'nin Kahramanmaraş'ta %40 olması demek Türkiye'de %20 olması demektir ki şu anda AK Parti'nin oy oranı da %20'ler dolayında. Sayın Ölü Ali Öztün değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.